Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bundan yıllar önce hadislerinde mezara girdiğimizin ilk gecesinde başımıza neler geleceğini bizlere öyle bir anlatmış ki bazılarının içini ferahlatırken bazılarının içinde korku düşürmeye neden oluyor. Mezara konulduktan sonra sevenlerimizin mezarın başından ayrıldıktan sonra bizi nelerin beklediğini hepimiz merak ederiz. İşte Peygamber Efendimiz hadislerinde mezara girdiğimizin ilk gecesinde neler olduğunu bizlere anlatmış. Acaba bizi mezardaki ilk gecede neler bekliyor? Dünya var olduğundan bu yana yaşamış olan her canlı gibi bizler de elbet bir gün ölümü tadacağız. Dünyada bir imtihanda olduğumuzu ve bu imtihanın nasıl biteceği dünyadaki yaptıklarımızla bir anlamda kendimiz belirlemekteyiz. İşte bu imtihanın sonu ve sonuçlarını ölüm meleği gelip canımızı aldıktan sonra bilebiliriz. Öldüğümüzde bizi neler bekliyor? Bu konuda Peygamber Efendimiz hadisleriyle ayrıntılı bir şekilde bizlere anlatmış. Peygamber Efendimiz bir gün bir yakınıyla vefat eden birinin cenazesine gitmiş. Kabri yeni kazılmaktadır. Kabrin başına vardıklarında kıbleye doğru otururlar ve Peygamber Efendimiz elindeki değneği toprağa vurarak yüzünü gökyüzüne kaldırır ve şöyle söyler. Kabir azabından Allah'a sığınınız der ve 3 defa Allah'ım kabir azabından sana sığınırım der. Ve yanındakilere ölüm ve sonrası hakkında bildiklerini anlatmaya başlar. Öldükten sonra neler olacağını İki farklı insan üzerinden örnek verdi. Biri Allah'ın olması istediği gibi yaşayan ve dünya hayatını ona göre devam ettiren, diğeri ise bunların tam aksini yapmış ve ahirette ona göre muamele yapılacak kişidir. İlk önce iyiyi hak edenlerin başına gelecek olanları anlatmaya başladı. Allah'ın istediği bir kul olarak ölen bir kişi mezara girdiğinde gökten yüzleri tıpkı bir yıldız gibi parlayan beyaz melekler inmeye başlar. Bu meleklerin yanlarında getirdikleri birkaç şey vardır. Bunlardan biri hayatınız boyunca duymadığınız dünyada olmayan çok güzel bir kokudur. Bu kokuyu ölen kişiye sürmek için gelirler. Diğeri ise cennet kefenlerinden bir kefendir. Gökten gelen bu melekler yere indiklerinde ölen kişinin görebileceği bir yere otururlar. Gökten gelen bu nur gibi parlayan meleklerin ardından ruhu bedenden ayırmak için ölüm meleği iner mezara. Büyük bir şefkatle ölen kişinin yanına yaklaşır ve incitmeden ruhunu bedenden çıkarır. Ruh bedenden ayrıldıktan sonra yerdeki ve semadaki tüm melekler ölen kişi için dua etmeye başlarlar. Gökten inen o güzel melekler yanına gelerek cennetten gelen kefeni giydirirler ve o eşsiz güzellikteki kokuyu sürerler. Ve o andan sonra o güzel meleklerle birlikte semaya doğru yükselir. Semanın 7 kat kapısı, dünya hayatını Allah'ın istediği şekilde yaşayan ve ecel vakti gelen kişi için açılmaya başlar. İşte o an öyle bir andır ki, semanın 7 kat kapısından geçmek ve
o güzellikleri görmek için yola çıkmıştır. Semaya doğru yükseldikçe meleklerden oluşan topluluklar karşılar ölen kişiyi. Ölen kişiyi karşılayan melekler yanındaki meleklere sorarlar. Bu güzel ve hoş ruh da kim diye. Ölen kişinin yanındaki melekler o kişinin kim olduğunu diğer meleklere anlatır. Ve ölen kişi için birinci kat semanın kapısının açılmasını isterler. İşte bu şekilde semanın kapılarını tek tek geçerek devam edilir yolculuğa. Her bir kat semadan ayrılırken oradaki melekler tarafından çok güzel bir şekilde uğurlama yapılır. Son olarak semanın 7. katına gelinir. Buraya gelince Allah-u Teala ölen kişi için meleklere şöyle buyurur. Bu kulumun kitabını iyilerin kitabının yazıldığı makam olan birliğin de yazınız. Daha sonra Allah-u Teala şöyle buyurur. Şimdi bu kulumu yeryüzüne tekrar götürün der. Çünkü ben onları orada yarattım ve onları oraya geri iade edeceğim. Sonra da onları kıyamet günü geldiğinde ikinci bir defa oradan çıkaracağım. Ruh 7 kat semada tüm bu olanlarla tanıklık ederken beden ise dünyada olduğu yerde beklemektedir. Tam o sırada imam mezar başında ölen kişi için 3 defa telkin vermektedir. Allah'ın buyurduğu üzere melekler ölen kişiyi 7 kat semadan aşağı dünyaya mezarda duran bedenine geri indirirler. Mezarın başında biri varsa eğer onların ayak sesleri duyulur. Artık ne eşiniz, ne dostunuz, ne de arkadaşınız kalmıştır mezarın başında. Herkes ayrılmıştır. Ölen kişi tek başına kaldığını anlar. O andan sonra Münker ve Nekir isimli iki melek görevini yerine getirmek için çok şiddetli bir şekilde bağırarak ölen kişinin yanına gelirler. Bu gelen iki melek gözleri mavi, kendileri simsiyahtır. Ölen kişiyi karşılarına alarak tek tek sorular sormaya başlarlar. Ölen kişi imanlı biri olduğu için sorulan sorular çok basit gelir ve hepsini bilir. Bu iki meleğin sorduğu ilk soru şudur. Rabbin kimdir? Ölen kişi Rabbim Allah'tır der. İkinci soru dinin nedir? Ölen kişi cevap verir. İslam'dır. Münker ve Nekir sormaya devam eder. Peygamberin kimdir? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diye cevap verir ölen kişi. Son olarak heybetli bir şekilde amelin nedir diye sorarlar. Allah'ın kitabını okudum, iman ettim ve onu tasdik ettim diye cevap verir ölen kişi. Sorulara doğru cevap verdiği için Allah-u Teala kabrin genişletilmesini ve ölen kişiye cennet yataklarından bir yatak hazırlanmasını buyurur. İmanlı bir şekilde ölen kişinin kabri yaklaşık 35 metre kadar genişletilir. Bu olanlardan sonra nur yüzlü, hoş kokulu bir adam gelir imanlı halde ölen kişinin yanına ve şöyle der. Buraya seni mutlu edecek müjdeler vermeye geldim. Nur yüzlü adamın gelmesiyle kabirde dünyada eşi benzeri olmayan bir koku yayılır. İlk önce cennetten gelen çok güzel kıyafetler giydirilir. Yüzü nurlu o adamın ölen kişi için hayır ve güzellikler getirdiği anlaşılır ve ölen kişiye huzur verir. Daha sonra ölen kişi sen kimsin diye sorar o yüzü nurlar içindeki adama. Adam cevap verir. Ben senin dünyadaki işlemiş olduğun salih amellerinim der.
dünyada yaptıklarından dolayı Allah seni ödüllendirdi. Daha sonra kabrin yan tarafından bir kapı açılır. Ölen kişi açılan kapıya yaklaşır ve gördükleriyle dehşet içine düşer. Çünkü bu kapı cehenneme açılan kapıdır. Ve o nur yüzlü adam şöyle der: eğer Allah'a isyan etmiş olsaydın, gideceğin yer burasıydı. Ancak yapmış olduğun salih amellerden dolayı Allah sana burayı verdi, der ve bir başka kapı daha açılır. İşte senin gideceğin yer burasıdır, der. Kabrin içinden açılan bu kapıda cenneti göstermektedir. Cenneti izlerken ölen kişi öyle bir heyecanlanır ki, ve Rabbim, kıyametin kopmasını çabuklaştır da cennetteki makamıma kavuşayım, der. Cenneti gösteren kapı açıldıktan sonra nur yüzlü adam "sen burada kal" diyerek ölen kişinin yanından ayrılır. Kıyamet kopana kadar güzellikler ve hoş kokular içinde cenneti izleyerek bekler. Ancak ölen kişinin amelleri kötüyse kabirde yaşayacağı olaylar daha değişik, ürpertici ve korkunç olacaktır. Dünyada Allah'ın istediği gibi yaşamayan ve günahı çok olan ölen kişinin yanına ölüm meleği geldiğinde ruhunu bedeninden ızdıraplı bir şekilde çıkarır. Semadan aşağı simsiyah ve korkutucu melekler iner ve ölen kişinin görebileceği bir yerde dururlar. Gelen bu simsiyah meleklerin yanında cehennem ateşinden yapılmış bir elbise ve daha önce hiç duyulmamış pis bir koku vardır. Ateşten yapılan bu elbise zorla ölen kişiye giydirilir ve üzerine pis kokular dökülür. Daha sonra melekler ölen kişiyi alıp semaya yükselmeye başlarlar. Ancak semadaki tüm kapılar o kişi için kapanmıştır. Yanlarından geçtikleri melekler dönüp bakarlar kim bu pis kokunun sahibi diye. Semanın birinci katına vardıklarında kapı açılmaz ve daha öteye geçemezler. Birinci kat semaya geldiklerinde Allah şöyle der: bu kulumun kitabını siccinde, yerin en alt katında yazınız. Şimdi onu dünyaya geri götürün. Çünkü ben onları orada yarattım ve kıyamet koptuğunda onları tekrar oradan çıkaracağım, der. Ölen kişinin ruhu birinci kat semadan şiddetli bir şekilde atılır ve bedenine geri düşer. Yakınlarının mezarı başından ayrılırken duyduğu ayak seslerinden sonra sorgu melekleri gelir. Münker ve Nekir melekleri şiddetli bir sesle sormaya başlarlar: Rabbin kimdir? Ölen kişinin ağzından bir türlü cevap çıkamaz ve bilmiyorum, der. Dinin nedir, diye sorarlar. Ölen kişi bilmiyorum, der. Sorgu melekleri sormaya devam eder: peygamberin kim? Ölen kişi bir türlü cevabı veremez ve yine bilmiyorum, der. Bunun üzerine Allah-u Teala şöyle buyurur: ona cehennem ateşinden bir yatak serin ve kabrinin içine cehennemden esen yakıcı rüzgarlarla doldurun. Sonra onun kabrine cehennemi gösteren bir pencere açın ki kabrinin içinde kıyamete kadar o pencereye baksın ve gün geldiğinde gideceği yeri izlesin. Ayrıca bir de cenneti gösteren bir pencere açılır. Bu pencereden izleyeceği yerse, eğer Allah'a itaat etseydi, gidecek olduğun yer burasıydı, denir. Daha sonra zaten küçücük olan kabir daha da daraltılır. Öyle daraltılır ki adeta
kaburgaları birbirine girer. İşte bundan sonrası sıkıntılı ve sıkıcı bir kabir hayatı demektir. Daha sonrasında kötü ve pis kokulu, çirkin görüntülü bir adam gelir yanına ve şöyle seslenir ölen kişiye. Ben buraya hoşuna gitmeyecek şeyler söylemeye geldim. Ölen kişi o adama kim olduğunu sorar. Çünkü adamın yüzünde meymenetle hayır olmadığı hemen anlaşılmaktadır. Adam cevap verir. Ben senin bu dünyada işlemiş olduğun kötü amelinim der. Hemen sonra kör, sağır ve dilsiz bir adam beliriverir. Elinde bir balyoz vardır. Öyle bir balyozdur ki dağa vursa dağı yerle bir eder. İşte o adam o balyozu ölen kişinin üzerine indirir ve ölen kişi toprak oluverir. Daha sonra Allah-u Teala ölen kişiyi eski haline geri getirir. Fakat adam durmaz ve balyozu tekrar indirir. İkinci balyozdan sonra öyle bir feryat çıkar ki bu feryatı insanlar ve cinler hariç tüm canlılar işitir. Sonra ölen kişinin gözü cehenneme açılan pencereye takılır ve şöyle der. Rabbim lütfen kıyamet kopmasın, ben de oraya gitmeyeyim der. İşte bunlar iyisiyle kötüsüyle Peygamber Efendimiz tarafından bizlere anlatılan insanların öldükten sonra başına gelecek olan olaylardır.